Dışarıdan Sakıp Sabancı Müzesi. Erişilebilir her şey 2021 yılında Sabancı Vakfı'nın fark yaratanlarından biri seçildi. Eser Ep Özdemir, Erişilebilir Her Şey Sanat Erişilebilirliği Danışmanı. Dolayısıyla Sabancı Vakfı ile organik de bir bağımız olmuş oldu. Dolayısıyla da ortaya erişilebilir bir sergi çıkarabilmiş olduk herkesin çalışması ve desteğiyle. Tekerlekli sandalyedeki bir kadın sergideki fotoğraflara bakıyor. Sakıp Sabancı Müzesi olarak sergilerimizin ve koleksiyonlarımızın herkese erişilebilir olmasını çok önemsiyoruz. İstanbul üzerine bir sergi yapıyorsak onun herkes için erişilebilir olmasına özellikle dikkat edelim istedik. Ayşe Aldemir, Sakıp Sabancı Müzesi sergi yöneticisi. Özel gereksinimli bireyler için de çeşitli çalışmalar yaptık. Sergideki fotoğrafların arasında renkli insan portreleriyle omuzdan itibaren aşağısı çekilmiş, kafasız ayakta duran siyah beyaz insan fotoğrafları var. Sabancı Vakfı ve Erişilebilir Her Şey bize bu konuda destek oldular. Dün bugün İstanbul sergisi erişilebilir kılmak çok heyecanlı ve keyifli bir süreçti. Seben Ayşe Dayı, Erişilebilir Her Şey kurucu. Türkiye'de ilk defa hem geçici bir sergiyi hem de enstalasyonların, video işlerin, fotoğrafların bir arada kullanıldığı karma bir sergi. Körler, sağırlar ve işitme engelliler için aynı anda erişilebilir kıldık. Bizler farklı engel kullanan insanlar için sergileri tercüme ediyoruz. Selim Berke Yarar, Erişilebilir Her Şey kurucu. Yani burada kör birey herkese aynı şekilde sergiyi nasıl gezebilir? Onu kör bireyler için nasıl kapsayıcı bir sergi yapılabilir? Onu düşünüyoruz ve aslında tercümanlık yapıyoruz gerekli içeriklere. Bilgi panolarındaki metinleri braille baskılarıyla versiyonlarını hazırlıyoruz. Görme engelli bir adam parmağını üzerinde gezdirerek bilgi panosundaki metni okudu. Ya da seslendirerek dinlenebilir versiyonlarını hazırlıyoruz. Taranacak bir kolu, kol tarayıcı. Bir direniş olarak oyun. Görme engelli adam işlemleri bilgi panosunun karşısında telefonundan yaptı. Eser bilgi panosu, başlık, ses oynatıcı. Oynat, düğme, durdur. Bir direniş olarak sağır bireyler için bütün bilgi panolarını, metinleri sadeleştirip onların işaret dili versiyonlarını hazırlıyoruz. Erişilebilir bir sergide hani burada bağımsızca gezebiliyorum zaten ve betimlemelerim standardı var ve başkasına bağımlı olmadan bilgiye ulaşabilmek, orada kendim de yorum katabilecek bir zamanı kendime ayırabilmek, istediğim zaman durabilmek, istediğim zaman onu dinlemeye devam edebilmek gerçekten bir bağımsızlık katıyor. Utku Demiryakan, Erişilebilir Her Şey, Erişilebilirlik Danışmanı, elinde beyaz bastonuyla telefonundan sesli bilgileri dinliyor. Erişilebilirlik ve bağımsız bir müze gezisi duygusu çok hoş bir duygu. Evet, ben tek başıma da müzeyi gezebiliyorum ve... Ilgın Aydınoğlu, Erişilebilir Her Şey, Erişilebilirlik Danışmanı. Gören kişilerle aynı içeriğe ulaşabiliyorum. Deren Ümit Zoralioğlu, faydalanıcı, işaret diliyle de anlatıyor. Ben işitme engelli bir sanatçıyım. Buraya geldim ve sergiyi çok beğendim. Her sanat eserinde işaret dili çevirisi var. İzledim ve tam anladım. Yazılar işaret diline tam çevrilmiş. Çok memnun kaldım. Tüm sergilerin bunun gibi olmasını istiyorum. Neveda Öner, Sağırlık Kültürü Danışmanı, işaret diliyle de anlatıyor. Bugün kendimi izleyerek gezdim. Sanatın içeriğini tam anladım ve çok etkilendim. Yani anlayarak izlemek, gezmek çok güzel bir duygu. Sağır toplumunda benimle aynı şekilde etkileneceklerini biliyorum. Bilgi panolarındaki tabletlerde işaret diliyle çeviri yapılıyor. Banu Temizel, faydalanıcı, işaret diliyle de anlatıyor. Yazıları okudum, üstelik işaret dili tercümesi de var. Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. İşitme engelliler bu duruma çok mutlu olacak. Sakıp Sabancı Müzesi yapmış olduğu erişilebilirlik düzenlemeleriyle bütün engel gruplarına yönelik şu anda sergisini erişilebilir kılıyor. O yüzden bütün katılımcıları, misafirleri de buraya bekliyoruz. Hale Yıldız, Erişilebilir Her Şey kurucu, tekerlekli sandalyesiyle girişteki rampadan inip sergiyi gezdi. Sanat çok güçlü bir iletişim aracı aslında. Ve bu iletişim aracının dünyadaki farklı beden formları için
erişilebilir hale gelmesi sanki bana gerçekten dünyanın evrensel olduğunu biraz daha hissettiriyor. Deren Ümit Zoralioğlu faydalanıcı işaret diliyle anlatıyor. Şimdi sergiden çıktım. İlk defa kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkes aynı potada buluşabildiğinde dünyayı değiştireceğiz. O yüzden bu ortak alanda dönüşüme başlarsak bu dönüşüm tüm alanlara sirayet edebilir. O yüzden kültür sanatta erişilebilirlik çok önemli. Beyaz fonda SSM Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Erişilebilir Her Şey yazdı. Sabancı Vakfı.